Bugün Moğollar nasıl bu kadar etkili olabildiler sorusuna yanıt arayacağız. Evet arkadaşlar, sizce Moğollar Sibirya'daki Baykal Gölü'nün güneyindeki bu küçük toprak parçasını Cengiz Han döneminde, yani 1206'dan 1227'ye yaklaşık 20 yıllık bir süreçte nasıl oldu da Orta Asya'nın neredeyse tamamını kapsayacak bir biçimde büyütebildiler? Şu an Moğol İmparatorluğu'nun 1206'daki topraklarını görüyorsunuz. Bu da imparatorluğun 1279'daki hali. Bu Cengiz Han, bu da Kubilay Han dönemine ait sınırlar. Sınırlarını bu kadar kısa sürede nasıl genişletebilmiş olabilirler ki? Moğollar merkezi bir devlete ya da imparatorluğa sahip değillerdi. Onlar için göçebe hayatı yaşayan atlı bir topluluk dememiz daha doğru olur. Peki bu kadar toprağı nasıl ele geçirdiler? Moğolların hikayesi, devlet olmayan bir topluluğun devletlerin üstesinden gelmesi ya da merkezi olmayan bir kuvvetin merkezileşmesi hikayesidir. Bu videoda Moğolların dönemin güçlü imparatorluklarını dize getirebilmelerini sağlayan 3 sebep üzerinde duracağız. Daha sonra da bunu takiben gelişen olaylar hakkında biraz konuşacağız. Moğolların bu kadar etkili olmalarının sebeplerinden ilki planlama ya da lojistiktir. Cengiz Han, size hemen bir resmini de bulayım. Evet, Cengiz Han 1206'da Moğolların Yüce Han'ı, yani imparator ilan edildiğinde yaptığı ilk şey orduyu yeniden düzenlemekti. Kayırmacılık ve bazı kabilelere ayrıcalık tanınması durumunu ortadan kaldırıp iyi olanların iyi pozisyonlara, kötü olanların da kötü pozisyonlara gelmelerini sağladı. Burada iyi kötü derken tabii ki işinde iyi olan, işinde kötü olan anlamında, insan olarak iyi kötü anlamında demek istemiyoruz. Böylece özellikle Moğol ordusundaki sıradan askerler iyi performans gösterdiklerinde toplumdaki yerlerini iyileştirebileceklerdi. Yani toplumsal hareketlilik mümkün hale gelmişti. Cengiz Han bu sayede ordudaki sorumluluk duygusunu ve sadakati arttırmış oldu. İkinci sebep Moğolların uyum sağlayabilme yetenekleridir. Söz konusu olanın atlı bir topluluk olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ekrandaki bir grup Çinli'ye saldıran Moğol askerlerine ait bir resim. At üzerinde savaşmaya alışık olan ve bu konuda son derece başarılı olan Moğollar, büyük şehirlere saldırmaya ya da ellerinde tutmaya alışık değillerdi. Hatta bu şehirleri savaşarak zayıflatmaya bile alışık değillerdi. Moğolların uyum sağlayabilme yeteneklerinden kastım, Asya'nın çeşitli yerlerinde savaşırken karşılaştıkları şeyleri kolaylıkla öğrenebilmeleridir. Örneğin Batı Şia fethi sırasında duvarlarla ya da surlarla çevrili şehirlerin nasıl fethedileceğini, yani kuşatma yapmayı öğrendiler. Bu son derece farklı bir savaş taktiğidir. Şehri kuşatıp içeridekilerin açlıktan ölmelerini ya da pes etmelerini beklersiniz. Bu sırada da mancınıklarla saldırırsınız. Burada bir mancınık görüyorsunuz. Bunlar da kayalar. Moğollar okçuları ile beklerken bir yandan da mancınıklarla surlara kaya fırlatıp şehrin teslim olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Moğollar topraklarını genişletmeye başladıklarında bu askeri taktikleri bilmiyorlardı. Ancak Asya'da genişlerken bu taktikleri öğrenmişler ve defalarca kullanıp karşılarına çıkan herkesi dize getirmişlerdir. Moğolların bu kadar etkili olmalarının 3. sebebi ise dehşet saçmalarıdır. Kuşatma taktiğini öğrenmiş ve çok etkili bir şekilde uygulamış olmalarına rağmen Moğollar, ilk zamanlarda bir şehri fethettiklerinde o şehri ellerinde tutmayı bilmiyorlardı. Batı Şia, Kuzey Song ve Harem Şah İmparatorluğu'nun fetihlerinde Moğolların şehirleri fethettikten sonra şehre giriş yapıp herkesi öldürdüklerine dair anlatılan hikayeler vardır. Ölü bedenler üzerindeki ganimetleri alıp şehri yağmalar ve geriye hiçbir şey bırakmazlarmış. Moğollar özellikle de 1200-1220'lerde, yani Cengiz Han döneminde yönetmekle çok da ilgilenmemişlerdir aslında. Yani esas amaçları imparatorluk yönetmekten çok toprak kazanıp vergi almak ve böylece para kazanmaktı. Onlar için insanları öldürüp mallarına el koymak daha mantıklıydı. Moğollar dehşet saçmalarıyla o kadar ün salmışlar ki bazı şehirler daha Moğollar oraya varmadan teslim olmuşlardır. Evet, Moğolların yerleşmiş devletlere karşı etkili olmalarını sağlayan 3 temel sebebi gördük böylece. Bir kere daha tekrar edelim mi? Planlamada iyi olmaları, ordularındaki herkesin ata biniyor olması ve bu sayede hızlıca hareket edebilmeleri, uyum sağlayabilmeleri, yani her yenilgiden, mesela kuşatma taktikleri gibi yeni bir şey öğrenmeleri ve son olarak son derece korku saçmaları. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi Moğollar ilk başlarda fethettikleri şehirlerde ne yapacaklarını bilmedikleri için herkesi öldürüp şehirleri yağmalamışlardır. Bu itibar sayesinde birçok şehri hızlıca fethedebilmişlerdir. Moğol fetihlerinin çok çeşitli sonuçları var ama bunlar arasında önemli olanlardan biri Pax Mongolica yani Moğol barışıdır. Bu terimi milattan sonra 1. yüzyıldaki Roma barışı yani Pax Romana ya da Çin barışı yani Pax Sinica'dan hatırlıyor olabilirsiniz. Pax Mongolica bunlardan yaklaşık 1100 yıl sonra gerçekleşmiş olmasına rağmen ana fikir burada da aynıydı. Fethedilen toprakların tek bir kuvvet tarafından yönetiliyor olması bu topraklarda seyahati güvenli kılmıştır. Marco Polo yaklaşık olarak bu dönemde Venedik'ten yola çıkıp Pekin'e geldiğinde tam olarak bundan faydalanmıştır. O da yaklaşık şu döneme denk geliyor. Marco Polo'nun Harikalar Kitabı adlı eseri 1300'lü yıllarda basılmıştı. Marco Polo, Asya'da uzun gezilere çıkmış olan Venedikli bir tüccar ve maceraperestti. Evet, Moğol fetihlerinin sonuçlarından biri Moğol barışı dedik. Bu arada Moğol barışının korkunç bir şeye sebep olduğunu da eklemek istiyorum. Moğolların milyonlarca insanı öldürdüklerinden bahsedilir ama Moğol barışı sonucunda yapılan fetihler boyunca bundan da fazla insan ölmüştür. Moğol barışı bölgenin sakinleşmesini sağlamış, Doğu Asya'da ticareti arttırmış ve Doğu Asya'yı Avrasya ve Arap devletlerine yeniden bağlamıştır. Ticaretin artmasıyla yeni fikirler, teknolojiler ve tarım teknikleri öğrenilmiş ama aynı zamanda salgın hastalıklar da daha etkili olmuşlardır. Ticaret yaygınlaştığında bu zaten genellikle görülen bir durum. Moğol İmparatorluğu'nun tam da göbeğinden kara veba olarak bilinen hastalık ortaya çıkıyor. Moğol barışı sayesinde de ticaret arttığı için bu hastalık Avrupa ve Asya'nın her yerine yayılarak Cengiz Han'ın hayatı boyunca öldürdüğünden daha fazla insanın ölümü ile sonuçlanmıştır.